Ben bir şarkı söylemek istiyor. Tabii canım, buyur. Ay, Bismillahirrahmanirrahim. Buyur dedik, buyur demedik. Abi niye bağırır bu böyle böğ diye? Basır varmış nene, ondan bağırır. Vah vah, belli. Çok canı yanar adamcağızın. Aman alkışlayın da kısa kessin ulan. Maşallah maşallah. Bu herif bizi piyasada olsa acıdan ölür be. Ay bir de dünyaca ünlüyüm diye kandırır bizi şopar. Elim boğazdam ama kulağımın ayarını bozdu. Bir roman havası çalalım da kulağımızın ayarını düzeltelim. Bu Pavarotti'yi en son sen görmüşsün galiba. Doğrudur komiserim. Anlat bakalım. Vallahi komiserim ne anlatayım? Taksiye bindi gitti. Hepsi bu kadar mı yani? Bu kadar vallahi komiserim. Tek miydi? Yanında kimse yoktu değil mi? Tekti komiserim. Başka da bir şey görmedim. İyi tamam. İfadeni imzaladıktan sonra gidebilirsin. Baş üstüne komiserim. Merak etmeyin. Birkaç seans sonra asabiyet probleminizi aşacağız. Siz yanımdayken hiçbir şeyi merak etmem ben. Siz de seans sırasında dışarıda bekleyin isterseniz. Şimdi iyice gevşeyin. Gevşeyin, gevşeyin. Rahatlayın, relax. Oh be, dünya varmış. Dertlerinizi, sıkıntılarınızı tamamen unutun. Güzel şeyler düşünün. Mesela bir orman düşünün. Büyük, geniş bir orman. Düşünüyorum. Çeşit çeşit ağaçlar, cıvıldaşan kuşlar, binbir renkli çiçekler. Ne görüyorsunuz şimdi anlatın bana. Arazi mafyasını görüyorum. Ormana gelmişler. Ormanı yakan badiler. Polis! Gelenle gel, gel. Fatoş, bu barosuzluk kaldı. Buna pijama mijama bir şeyler ayarlayın da geçip benim yatağımda uyusun garibi. Tamam be baba. Buna göre pijamayı da nereden bulacaksak artık. Maalesef sizde mesleki deformasyon var beyefendi. O ne? Yani bir tür meslek hastalığı. En güzel şeyi düşünürken bile içinde bir suç arıyorsunuz. Bu da doğal olarak sizi sinirli yapıyor. Yok ya. Uzanın yine. Uzanıyorum. Şimdi uçsuz bucaksız bir deniz düşünün. Masmavi. Üzerinde martılar uçuşuyor. Ne görüyorsunuz? İnsan tacirlerini görüyorum. Bay Ege kıyılarından İtalya'ya, Kuzey Irak'lı göçmenleri kaçırıyorlar ya. Ya küçücük bir teknede 50 kişi. İnanmıyorum. Sizin durumunuz çok vahim beyefendi. Bu meslek sinirlerinizi mahvetmiş. Meslek değil hanımefendi. O şoparlar mahvetti beni. Onların yüzünden sinir sahibi oldum. Size bir ilaç yazacağım. Bir de yanınızda daima su bulundurun. Sinirlendiğinizde su sakinleştirir. O şoparlar kavga edip durdukça okyanusun tamamını içecek kafi gelmez hanımefendi. Bu ne be? Menekşenin geceliğini niye giydirdiniz adama? Aman ne yapalım be abi ya? Ya bu balina ya. Başka hiçbir pijama olmaz ki. Biz de mecburen menekşe geceliğini giydirdik. Bir tek onu bedeni uyar. Allah mütevazı vermesin be. Koskoca adamı ne hallere düşürdünüz. Rahmetli alama benziyor be. Allah cezası. Ben bunu böyle gördüm ya. Yarın sabah diyete başlarım evvelallah. Haydi haydi yürü yürü. Bu oğlan nerede kaldı ya? Hadi biz de gidelim evcazımıza be abla. Uykum geldi. Ulan zaftirik Selim. Nereye gidersin ulan? Biz eve gidelim. Elif'in tüm dolarcıklarını da Yunuslar alsınlar değil mi? Hiçbir yere gidemeyiz. Sabaha kadar buradayız.
Kız ne oldu sana be anam? Niye böyle daldın gittin be? Ferhat'ı düşünürüm be anam. Ferhat'ı kıskandırayım derken çok üzdüm galiba. Baksana gece oldu, yok hala ortalıkta. Yok kız, az bile yaptın uzağa paraya. Beter olsun kız. Uyuma ulan. Ay sanırsa ruh teslim eder öküz. Üf, sipaliler gidecek ulan, uyuma ulan. Adın Bata inşallah, Allah belanı vermesin emin. Serkan Tuğçe'yi seviyor. Serkan Tuğçe'yi seviyor ama Sultan Ferhat'ı sevmiyor kardeşim. Olmadı ki şimdi bu çift aslanlar. Maalesef hanımefendi. Yar yarıldı da içine girdi sanki Pavarov. Ne gören olmuş ne duyan. Ne yapacağız şimdi? Ortaya çıkmasını bekleyeceğiz. Kaybolduysa kendisinin, kaçırıldıysa fidyeciler. Her şey mahvoldu. Daha fenası. Gazeteciler Pavarotti'nin kaçırıldığını öğrenmişler. Olamaz. Oldu bile. Dışarısı gazeteci kaynıyor. Bir basın açıklaması yapsanız iyi olur. Artık daha fazla saklayamayız bu haberi. Ya bu Pavarotti çok fena olurlar be Fatoş. Ağzına yattık falan tıka, susturucu tak. Yunus abi bir çoraplarından birini koklat Fatoş. Kokuya dayanamaz, bayılır ağzına valla. Terbiyesiz, gazlı. Allah Allah, hayırdır bu saatte? Alo buyurun. Ne? Ferhat hastaneye mi kaldırıldı? Ferhat abi bir baba ne oldu? Bir şey olmamıştır inşallah. Hangi hastane? Tamam geliyoruz hemen. Ne olmuş ulan, bir şey mi olmuştur Ferhat'a? Ferhat'a bir şey mi olmuş? Kaza geçirmiş, hastaneye kaldırmışlar. Ah, hep senin yüzünden be ana. Hep senin. Sus be. Bırakmadın Barış'ı. Çifte soktun aramıza. Daha fazla dayanamadı çocuk. Lan belki de canına kıydı lan. Ağlamayın. Olmaz benim oğluma bir şeycikler. Hiçbir şeycikler olmaz. Olmaz. Benim oğlum. Aslan oğlum. Yürüyün. Haydi. Hadi yürüyün. Geliyor. Açıklama yapacak mısınız? Evet yapacağım. Sevgili basın mensubu arkadaşlar. Arkadaşlar, ünlü şarkıcı Pavarotti maalesef kaçırıldı.